Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2 Ünite 10 Kâne ve benzerleri. Kâne ve benzerleri derken şu fiiller kastedilmektedir. Bu fiilleri manası ile birlikte ezberlemeniz mecburidir, şarttır. Aynı zamanda bunların tam fiil ve nakıs fiil olarak kullanıldıklarını bilmek gerekir. Tam fiil mi, nakıs fiil mi, ne olarak kullanıldı cümle içerisinde bunu tespit edebilmeniz gerekir. Ayrıca irab yönünden bunlar ne gibi etki yapmaktadır? İsim ve haber almakta. İsmini irab olarak ne yapar? Haberini irab olarak ne şekle dönüştürür? Bunları bilmek gerekiyor. Bunları bilmek bu üniteyi geçmek demektir. Evvela kâne ve benzerler derken hangi fiiller kastediliyor? Onlar karşımızda. Bunları ezberliyoruz. Manalarıyla birlikte. Ardından bunların tam fiil olarak ve nakıs fiil olarak kullanıldıklarını bilmemiz gerekiyor. Tam fiilden kasıt ne? Nakıs fiilden kasıt nedir? Şimdi bunları göreceğiz. Tam fiil olarak kullanılmaları. Eğer kâne ve benzerlerinin anlamları habere ihtiyaç duyulmaksızın failleri ile tamam olursa bu durumda tam fiil kabul edilirler. Ne demekmiş? Habere ihtiyaç yoksa faili ile mantıklı bir cümle ortaya geliyorsa veya mantıklı bir cümle meydana gelmiş ise ona tam fiil diyeceğiz. Tam fiiller iş, oluş yani hades ve zamana delalet ederler. Zamana delalet ediyor mu? Zamana delalet ediş, mazi ise geçmiş zaman dili veya mişli geçmiş zaman olması gerekir. Muzari ise yor, er, ar yani geniş zaman, şimdiki zaman olur. Zaman derken bunlar kastedilir. Kâne benzerlerinden olan işte şu şu fiiller yani madame, ma beriha, bate, zalle, emsa, ezha, esbaha, sara, kâne fiilleri tam fiil olarak da görev yapıyor. Bunlar hem tam fiil hem nakıs fiil. Ama mafete, mazale ve leyse bunlar tam fiil hiçbir zaman olmuyor. Mafete, mazale, leyse bunlar tam fiil hiçbir zaman olmaz. Yani daima nakıstır. Bunların daima nakıs olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kâne ve benzerleri tam fiil oldukları zaman anlamları nakıs fiil olarak kullanıldıklarındaki anlamlarından farklı olur. Yani kâne ve kardeşleri veya kâne ve benzerleri diye adlandıracağımız bu fiiller tam fiil olarak kullanıldıysa manası farklıdır. Nakıs fiil olarak kullanıldıysa manası farklıdır. Tam fiil olarak kullanılırsa fail alırlar. Nakıs fiil olarak kullanılır ise ismi ve haberi olur. Haberleri mensuptur, isimleri merfudur. Öyleyse isim ne, mensup ne, merfu ne? Bunları öğrenip de gelmek lazım. Öğrenip de gelmezsek ünitenin sonlarına doğru illaki anlatacaktır. O zaman bu ünitede biraz daha fazla şeyi aynı anda kavramanız gerekecek. Yani biraz daha zorlanma ihtimaliniz var. Bu yüzden önce isimlerde İrab adlı üniteyi okuyup buraya gelmenizde fayda olacağını düşünüyorum. Dedikten sonra ayrıntılara giriyoruz. Tam fiil olarak kullanıldıkları zaman anlamları nakıs fiil olarak kullanıldıklarından farklı olur ve şu manaya gelir dedik. Çok da açıklamadı yani buradakiler tam fiil mi nakıs fiil mi hangi manada biraz kapalı gibi geldi ama problem mi? Değil. Neden? Tam fiil ise zamana delalet edecek. Bakıyorum kâne, iki nokta üst üste. Tabi bunu alt alta da diyebiliriz. Kâne ne manada? Vucide, hasale manasında. Vucile de hasane de bulundu, meydana geldi demektir. Peki meydana geldi. Bunda bir zaman manası var mı? Di, yardım etti, uçtu, bildi, baktı, anladı. Tı, ti, du, dü. Bunlar ne? Değil geçmiş zaman. Yani mazi manası. Öyleyse bu ne burada?
tam fiil olarak kullanıldı. Eşittir aşağıdakilerin her biri tam fiil olarak kullanılmakta. Çağının manasını bilelim yani. Nedir? Meydana geldi. Oldu. Sara döndü. Bir halden başka hale geçti. Yani dönüştü diyoruz biz buna. Dönüştü. Esbaha sabah vaktine erişti. Sabahladı. Esbaha. Ezha kuşluk vaktine girdi. Emsa akşam vaktine girdi. Esbaha sabah vaktine girdi, sabahladı. Ezha kuşluk, emsa akşam vakitlere girdi manasında. Sara dönüşmek, bir halden farklı bir hale geçti. Kâne neydi? Meydana geldi. Hasale. Zalle kaldı, sürdürdü, devam etti. Zalle devam etti demek ki. Bate geceledi, geceye girdi. Dame yine kaldı, sürdü. Yani dame ile zalle devam etme manasında. İnfekke çözüldü, ayrıldı, bitti. Öyleyse infekke ile dame zıt. Çünkü infekke de bitmiştir. Dame de ise sürmüştür. Tıpkı zallenin sürdüğü, devam ettiği gibi. Beriha ayrıldı. Ne gibi? İnfekke gibi, o da ayrıldı. Bu fiillerin tam fiil olarak kullanılmalarıyla ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. Gale dedi. Kim? Ennebiyyü nebi dedi. Yani peygamberimiz ki aleyhi onun üzerine olsun. Ne? Esselamu selam. Tabi bu ünite 10. ünite olması hasebiyle diğer ünitelere nazaran biraz daha önem içermekte. Ne demek bu? Siz 9 tane üniteyi halletmiş ve 10. üniteye gelmişsiniz. Bu ne demek? 9 tane üniteye hakimsiniz, kısmen de olsa. Öyleyse bu üniteye bakarken sadece 10. üniteyi işliyor gözüyle, mantığıyla bakmayınız. Diğer 9 ünitede neler gördük, neler vardı, hangi konular vardı? Böyle yazıları, cümleleri okurken onları da göz önünde bulundurun ve bakın acaba neleri görebiliyorsunuz. Çünkü konu isim cümlesi ise ünite, onunla ilgili şeyleri görüyoruz, tamam. Konu Kâne ve kardeşleri ise sadece Kâne ve kardeşlerine konsantre olmayalım. Diğer Arapça bilgilerimizle burada bir gözetelim bakalım neleri tespit edebiliyoruz. Diğer derken hiç yoktan Arapça 2'den sınava gireceksiniz. Öyleyse Arapça 2'de her ne işlendiyse onları gözeterek. Mesela bununla alakalı selam kelimesi üzerine duralım. Selam kelimesi selime yeslemu kökünden gelmekte. Mastar garimi midir? Bu durumda hangi baptan gelmiş olur? Dördüncü baptan gelmiş olur. Bunu niye anlattın hocam? Ne alaka şimdi? Bu bilgi ikinci ünite ile alakalıydı. İkinci ünitede baplar yok mu? Hani faale yef'ulu, faale yef'ilu, faale yef'alu vesaire. İşlediniz. İkinci üniteden soru çıkmayacak mı? Çıkacak. Mücerret mi, mezit mi, çıkmayacak mı? Çıkacak. Hangisi müştak, hangisi camit çıkacak. Öyleyse bu ünitelere bakarken bu bilgileri de gözeterek bakmanızı öneriyorum. Tabi bu 10. ünite bu bittikten sonra kısa süre sonra şöyle 10 üniteyi bilgilerini sayfalarda, ünitelerde görerek bir çalışma yapacağız. Yani ek video izlemenizi şiddetle öneriyorum. Allahümme bike esbahna. Esbahna nedir? Esbaha. Az önce geçmiş olmalı. Esbaha. Sabah vaktine erişti. Sabahladı. Sabaha girdi. Esbaha. Esbaha. Esbahna olarak geldi. Esbahna yine ikinci ünite ile alakalıdır. Fiil çekimiyle alakalı. Esbahna hangi kalıp olur? Öyle değil mi? Esbahtu. Esbahna. Bilmek gerekir. Nefs-i mütekellim, nali gayr. Ben ve diğerleri birlikteyiz. Başkaları yani hep beraber. Esbahna, biz sabahladık manasında. Öyleyse nedir? Fiil mazidir. Mazi mi, muzari mi? O da var. Peki ne tür bir zamirdir? Zamirleri de bilmek gerekir. Na burada muttasıl mı, mufasıl mı? Muttasıl birleşmiş. Peki mensup, merfu, mecrur. Mecrur olamaz bir kere, fiile bitişmiş. Öyleyse mensup veya merfu olur. Esbahna biz sabahladık, yani sabahlama işini biz yaptık. Öylesi nedir? Merfudur çünkü faildir.
Bu tür şeyleri gözeterek bir ünite çekmeyi planlıyoruz dedikten sonra devam edelim. Şimdi bu esbahe fiili tam fiil olarak kullanılmış çünkü faili var. Faili varsa tam fiil olarak kullanılmıştır. Bunu kenara not alalım. Buradaki fiiller cümle içerisinde bakacağız ya tam mı nakıs mı? Eğer bunların faili varsa tam fiildir. Emseyna. Emseyna yine na zamir faildir. Dolayısıyla esbahna emseyn emsa bu da yukarıda geçen fiil nedir? Yine tam fiildir. Nakıs değildir. Nakıs olması için faili olmamalı. Nesi olmalı? İsmi ve haberi olmalıdır. Zaten burada anlatmışlar. Tevi ed-duyur yazıyor sanırım. İlâ e'şâşihâ fetebîtu. Tebîtu fiili de bâte'den gelmekte. Bâte, geceledi, geceye girdi cümlesi vardı. Kuşlar yuvalarına sığınır ve geceyi geçirir. Sonda bir kere tu var. Tu nedir? Zamirdir. Öyleyse faildir. Fail aldığına göre tam fiildir. Yani üzerinde çok durmaya gerek yok. Faili varsa tam fiil. Yoksa nakıs fiildir. Nakıs fiil olarak kullanılmaları denilmiş. Bakıyoruz. Kâne ve benzerleri isim cümlesinin başına geldikleri zaman nakıs fiil kabul edilmektedir. İsim cümlesi neydi? Arapça 1, ünite 1. İsim cümlesi fiil cümlesi. Başka Arapça 3, ünite 2 olmalı. Yani mübteda habere dair esasen toplamda 3 farklı video çektik. 3 farklı ünite geçti çünkü. Bunları çektik. İsim cümlesi nedir? Hepiniz zaten biliyorsunuz diye düşünüyorum. Ne diyor? İsim cümlesinin başına gelir. Çünkü bunlar yukarıda da belirttiğimiz gibi bu durumda iş oluşa delalet etmezler. İsimleri yani merfuları ile anlamları tamam olmadığı için habere ihtiyaç duyarlar. Zaten bunlara niye nakıs fiil diyorlar? Yani nakıs ne demek? Eksik demek. Eksik olan ne? Hayırdır? Merfu ettiği kelime ile mana tam olmuyor işte. O yönde bir eksiklik var. Bu eksikliği nasıl gidiyor, gideriyor? Bir de habere ihtiyaç duyuyor. Mensup bir kelime ihtiyaç duyduğundan böyle oluyor. Yoksa buna da tam fiil derdik. Niye diyemiyoruz? Merfu kelimesi yani ismiyle tamam olmadığı için, manayı anlamada problem yaşadığımız için yani ancak mensup ettiği kelimeyle birlikte tam olarak anlaşıldığından nakıs demekteyiz. Bu durumda isim cümlesinin yapısını da değiştirir. Mübdedayı kendilerine isim olarak alır, raf eder ki mübdeda zaten raf konumundaydı. Sadece ismi değişti. Önceden mübdeda idi. Pardon, mübdeda idi. Şimdi ismi oldu. Başka haberlerinde haber olarak alır ama nasb eder. Haber merfu idi, nasb oldu. Bunu bir örnek üzerine gösterecek şimdi. Ezzihamu kalabalık nedir? Şedidun, çoktur. Ezzihâm ne olur? Mübteda. Şedid ne olur? Haber olur. Ezzihâm-ı kalabalık nedir? Şedidün. Çoktur. Bunun başına kâne'yi getirdiğimizi düşünelim. Kâne gelse ezzihâm-ı ne olur? Ezzihâme olur. Mim fethalanır. Çünkü bu neydi? Mübteda ya ezzihâm. Bunu kâne'den sonra getirirsen şu cümleyi ezzihâm-ı şedid bunu Kâne ve kardeşlerinden sonra ister Kâne olsun ister diğerleri olsun. Bu arada kardeş derken ve benzerleri diye yukarıda anlatılan fiilleri kastediyorum. Çünkü bu üniteye Kâne ve benzerleri denildiği gibi Kâne ve kardeşleri de denilmektedir. Bunlar hangi yönden benzeşiyorlar? Benzeme yönü ne? Benzeme yönü her birinin isim ve haber almasıdır. Aynı iraba tabi tutmasıdır. Tekrar dönelim bu örneğe. Ezzihamu mübdeda şedidün haber. Bunu bir kağıda yazın mesela. Ezzihamu şedidün yazın. Ezzihamın altına sadece mim çizin. Mübdedanın kısaltılması. Şedidün haberdir. Altına bir ha noktalı yazdınız. Mübdeda haber belli oldu. Şimdi eşittir diyoruz. Kâne. Bu cümleyi yeniden kuruyorum kâne ile. Kâne ezzihâme şedîdün.
Ezihame hareket değişti. Neden? Geç ezihame yapsak hatalı olur. Ezihamu olacak. Çünkü ismini raf edecek ya. Ezihamu. Bu ne yapacak? Haberini nasip edecek ki haber burada şediden olur o da. Yani müptedanın irabını değiştirmiyor. Sadece ismini değiştiriyor. Önceden müpteda idi. Artık ne oldu? Kâne'nin ismi oldu ve merfulu devam ediyor. Oysa şedidün bu müptedanın haberiydi. Şimdi neyin haberi olacak? Kâne'nin haberi olacak. İrabda değişiklik var mı? Haberin irabında değişiklik oluyor. Mensub oluyor. Bunu burada anlatmışlar zaten. Kâne ezzihâmu şedîden. Sorulur mesela. Ezzihâmu neden merfu? Kâne'nin ismi. Kâne'nin ismi merfu olur. Kâne'nin etkisinden ötürü böyle. Şedîden neden mensup? Niye fetha aldı? Kâne'den ötürü. Kâne burada etken. Ne yapar? Haberini nasb eder. İyi de niye fetha ile müfret isim olduğundan fetha ile mensup. Ezziham müfret olduğundan zamme ile merfu. Yani biz merfu, mensup derken merfudan kasıt ötredir, mensuptan kastımız fethadır demek istemiyoruz. Bu isimlerde irab ile alakalı bir konudur. Burada onları anlatmışlar zaten. Bir de bakın denilmiş. Buradaki örnek tabi güzel olmuş daha iyi anlaşılması için. El harru şedidün. El harru mübteda, şedidun haber. El harru sıcak nedir? Şedidun şiddetlidir. Yani sıcaklık üst derecelerde. Mübteda haber. Hangisi mübteda? El harru. Hangisi haber? Şedidun. Kâne'yi getirdim ne olur? Mübtedanın harekesi değişmez. El harru yine el harru. Ama şedidün haberinin irabı değişiyor mu? Evet, mensub olmalı. Şediden oldu. Bir de ne var? Şediden haber ama müptedanın haberi değil artık. Neyin haberi? Kâne'nin haberi. El harrun irabı değişmedi ama ismi değişti. Müpteda idi. Şimdi ne oldu? Kâne'nin ismi oldu. Demek ki kâne ve benzerleri müpteda ve haberin başına gelir. Müptedanın irabına dokunmazken haberin irabına dokunur, onu mensub eder. Bunun yanında müptedanın ismini değiştiriyor. İrabını değiştirmiyor ama ismini değiştiriyor. Artık onun adı mübteda değil, Kâne'nin ismi. Peki müptedanın haberi ne oluyor? Artık Kâne'nin haberi oluyor. Es-semeru nâzicun. Ne oldu? Sâra es-semeru nâzicen. Hareket değişti. Sâdi'un sâdi'an. Mensub oldu yani. Değişen şey bu. Haberi mensup yapıyoruz. Müptedanın irabına dokunmuyoruz. Bir örnek de buradan yapalım. El-amilu mut'abun. İşçi yorgundur. El-amilu mübteda, mut'abun haber. Emsel-amilu mut'aben. İşçi yorgun oldu. Kâne ve benzerlerinin isimlerine uyumu. Kâne ve benzerleri diğer fiillerin faillerine olan uyumları gibi müzekkerlik ve müenneslik yönünden isimlerine uyum gösterirler. Mesela El-verdu fil hadigati mütefettihun. Biraz zor okudum. Biraz yakınlaştırmam gerekiyor sanırım. El-verdu çiçek, gül. Fil hadigati bahçedeki çiçek nedir? Mütefettihun açmıştır. İsim cümlesinin bu ne? Bir isim cümlesi. Bunun başına ezha'yı getirirsek, müpteda konumunda yer alan elverdu kelimesi ezha fiilinin ismi haline gelecek. Bunu zaten biliyoruz yani müpteda onun ismi olur. Kelime müzekker olduğu için ezha fiili de ona uyarak müzekker sırasında gelecektir ki ezha zaten müzekkerdir. Yani bir değişiklik olmayacak. Ezha el verdu fil hadigati mütefettihan. Bir değişiklik oldu mu? Müzekkerlik, müenneslik bakımından olmadı. Ama mütefettihun, mütefettihan oldu değil mi? Kâne'nin haberi olduğundan mensub oldu. Bunu müennese daha iyi anlayacağız. El fakihetu nazicetun. İsim cümlesinin başına Sara'yı getirirsek.
Bu fiilin ismi konumuna geçen el fakihe müennes olduğundan, müennes öyle değil mi? Ta'yı merbuta var fakihin sonunda. Fakih meyve. Uzaklaştırdık. Sağra'da ne olmalı bu durumda? Müennes gelmelidir. Sağra, sağru, sağrat. Ketebe, keteba, ketebu, ketebet. Nasara, nasara, nasaru, nasarat. O kalıp yani. Müfrettir, müennestir, gaibedir. Sarat el fakihetu naziceten. El fakihe Sarat'ın ismi, nazice Sara'nın haberi. Haber olduğundan mensup, fakih ismi olduğundan merfudur. Ne oldu? İsmiyle uyum oldu. Olan şey bu yani. Sara diye gelebilirdi, Sarat diye geldi. Niye? Fakih yani ismine uyum sağladı. Bu sorulabilir. Mesela nokta 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 el fakihetu naziceten. Noktalı yere ne getirilmelidir? Aşağıda sara, sarat, sarata bir sürü değişik şeyler olabilir. Ne yapmanız gerekir? Müsret ve müennes seçmeniz gerekir. Fiil faal uyumunda olduğu gibi kâne ve benzerleri de isimleri müsret, tesniye veya cemi gelse bile sürekli olarak müfret müzekker veya müfret müennes olarak gelirler. İsimleri yani müfret mi, tesniye mi, cemi mi bu bizi bağlamıyor. Fiil daima müfret olmak zorunda. Ama müzekker ama müennes o ismine göre değişiyor. Müzekkerlik, müenneslik değişir ama daima müfret gelirler. Mesela el-harisani müsteğizani. El-harisani tesniye. Tesniye elifi var değil mi? Esrelin ondan önce elif var. Bu aynı zamanda tesniye olduğunu gösteriyor. Esrelin nun var. O da tesniye olduğuna bir alamet bizler için. Tabi elif lamlı olmasa, muzaf olsa mesela nun düşer ayrı mesele. Yine de bir alamet. Yine de anlıyoruz. Müsteğizani. Her ikisi de nedir? Tesniyedir. Şimdi ne diyecek? İsim cümlesinde mübteda ve haber birbirine uyumlu olarak tesniye müzekker, ikil, eril hallerinde gelmiş. Evet. Bu cümlenin başına esmaha fiilini getirdiğimiz zaman ismi konumuna geçen mübteda tesniye olmasına rağmen fiil müsret müzekker olarak gelecek yine de. Fiil müsret ve müzekker olarak gelir. Cümle şu hali alır. Esbaha el harisani müsteğizeyni. Zeyni zayna artık. Kur'an olmadığından dikkat ederek okumuyorum. El harisani raf halinde. Raf alameti ne? Elif. Tesliğinin raf alameti eliftir. Elif olduğuna göre merfudur yani. Harisani. Nunda esra var hocam nasıl merfu diye düşünmemelisiniz. İsimlerde irab adlı üniteye bakmanız veya video izlemeniz faydalı olabilir. Müsteğizayni bu da nedir? Ya ile mensuptur. Tesniyenin ya ile nasb hali. Ama dikkat çekeceğimiz nokta esbaha diye geldi de esbaha diye tesniye gelmedi yani. Ketebe keteba, nesara nesara, fetaha fetaha tesniye değil. Müfrettir bu. Her ne kadar ismi ve haberi tesniye olsa da fiil müfret geldi. Değişen bir şey yok. Ama bu el harisan ve diğer fiil yani isim ve haber diyelim. İsmi ve haberi müennes olsa ne olurdu? Esbahat olurdu. Müennessen, müzekkersen ona uyarım diyor. Ama müfret misin, tesniye misin, cem misin bu beni bağlamaz. Ben sadece müzekkerlik ve müennesliğine bakarım. Müzekkersen sana uyarım. Müennes isen yine uyarım. Ama müfret tesniye cemi beni bağlamaz. Ben her zaman müfret gelirim. Yani bu fiillerdeki düşünce bu. Bu şekilde akılda tutmayı deneyelim. Bununla alakalı yine bir örnek. El mümerrizatu vakıfatun. Emamel müsteşfa. Burada dikkat çekecek şey. El mümerrizatu nedir? Cemidir. Cemi müennes hali. Açık T sağında dik bir elif var. Bu tür kelimeler zaten %99 oranında cemi müennes salim olarak adlandırılır. Birkaç tane bu şekilde cemi mükesser vardır. Fark etmiyor ama sonuçta cemidir öyle değil mi? Cemidir. Konumuz bununla alakalı. Bunun başına diyor emsayı getirsem ne olur?
Emset olur. Emsa emset. Ekrame ekamet. Ketebe ketebet. Fetehe fetehet. Yani müennes olur. Senin cemi oldun beni bağlamaz diyor. Ama müennes olduğun bağlar. Müenneslik alametini almış. Ki az önce söylediğimiz şeyler zaten bunlardı. Kâne ve benzerlerinin zaman ve şahıslara göre çekimleri. Yani fiil çekiminde kendinizi zayıf hissediyorsanız muhakkak bunlara dikkat edin derim. Fiil çekiminde idare ederim diyorsanız bir iki defa okuyun. Kâne ve benzerleri çekim yönünden 3 gruba ayrılmaktadır. Tam çekimli yani mazi, muzari, emir. Tam derken mazi, muzari ve emri kastediyoruz. Tam çekim, tam mutasarrif. Aynı mana. Ki onlar nelerdir? Şu fiillerin çekimi tamdır diyor. Kâne'den örnek. Kâne yekûnu kün. D'lerde her biri yazıyor zaten. Görüyorsunuz. Nedir? İdi. Oldu. Olur. Manalarına geliyor. Tabii kün ol demektir biliyorsunuz. Yasin'de geçer. Kün feykün. Kün feykün. Kâne'nin nesi? Emri hazırı. Kün ente. Esbaha yusbihu emsa yumsi ezha yuzhi zalleye zallu bateyi bitu sara yasiru bate zalle ezha. Kâne fiilinin dışındaki tam çekimli mutasarrif fiiller nakıs fiil oldukları zaman tümü sağır anlamını taşır. Kânenin dışındaki tam çekimli olanlar var ya, onlar eğer nakıs olarak kullanılıyorsa hepsi de sağır manasındadır. Yani dönüşmek. Artık zalleye oldu, ezhaya farklı mana, emsaya akşamladı, esbahaya sabahladı demezsin. Ne dersin? Dönüştü, oldu. Değişikliği, oluş ve dönüşüm anlamını ifade eder. Bu fiillerin mazi, muzari ve emir çiplerine göre cümle içerisindeki kullanımlarına ve anlamlarına dikkat ediniz denilmiş. Simaru şecereti nazicetün. Yekunu, kâne yekûn, hemen yekûnu geldi. Ne diyor? Olur. Olur dediğine göre tam fiildir. Yekûnu, simaru. Simar ne olur? Onun faili olacaktır. Veya ne olacaktır? İsmi olacaktır. Yekûnu olur, simaru şecereti. Ağacın meyveleri olur. Nedir olur? Nazıcaten olgun olur. Ente sen, müderrisün, müctehidün, kün. Müderrisen, müctehiden. Kün ente. Kün ol. Kim? Ente sen ol. Nedir ol? Yani haberi geliyor. Müderrisen, müderris ol. Müctehit onun sıfatı olur. Ne yapmışlar? Önce bir cümle veriyorlar. Daha sonra bu nakıs fiiller ile kullanımını canlandırıyorlar. Örnek veriyorlar. Tek tek ele alalım. Yekunu fiil, simar onun ismi, nazice haberi. Kün fiil, ente ismi, ente ismidir dikkat edin. Müderrisen haberi, müçtehit sıfat olur. Yasiru fiil, ettaks ne olur? İsmi, mutedil haberi. Yazallu fiil, elmataru isim, gaziz mi yazmışlar? Gaziran yazmışlar. O da haberi olur. Kânel cevvu. El cevvu ismi müşmiyen, müşmisen yazılmış. Bu da onun haberi olur. Sara yine bir fiilimiz. İsmi nerede? Hüve, mumdiran haberi olur. Kâne benzerlerinin başlarına diğer fiillerde olduğu gibi bazı edatlar gelebilir. Mazi fiilin başına gelince kesinlik, muzari fiilin başına gelince ihtimal ifade eden kad edatı, gelecek zaman ifade eden ve muzari fiillerin başına gelen sinsel fe edatları, nefi ve nehi anlamları ifade eden edatlar ki onlar ne? Ma, la, lem. Bu fiillerin başlarına da gelebilir. Seyasiru. İnep nazicen demiş. Yani burada sinin dahil olduğu, sin yakın gelecek, sefe ilerideki gelecek. Ma burada olumsuzluk, lem olumsuzluk, kat burada ihtimal, muzahirin başında olduğu için. İki, neyin ikisi bu? Bir neydi arkadaşlar? Bir, tam çekimli fiiller vardı. Tamdan kasıt mazi muzari emirdi. İki,
Sadece mazi ve muzari çekimi olan ve devamlılık bildiren nakıs mutasarrif fiillerimiz vardır. Bu fiiller içinde günümüz Arapçasında en çok kullanılan nedir? Mazale'dir ki gerçekten de öyledir arkadaşlar. Muzaresi de genellikle la yezalu şeklinde gelir. Devamlılık bildiren bu fiiller şunlardır. Mazale'yi çok görürsünüz, yani Arapçayı burada bırakmayacaksanız, çeşitli kitaplar okuyacaksanız çok görürsünüz. Mazale la yezalu, ma beriha ma la yebrahu diye devam ediyor. Mazalet etilmizatu müctehidatin. Kız öğrenciler hala çalışkanlar. Mazale hala demek, yani bir devamlılık var. Mazalet hala. Şurası. Etilmizat onun nesi olur? İsmi. Müctehidat haberi olur. Hocam haberi nasıl olmuş mu? Müctehidat nasıl mensup? Ne bu? Cem-i müennes salim. Açık T dik elif var sağında. Buna Cem-i müennes salim deriz. Cem-i müennes salimler hiçbir zaman fetha almaz. Fethalı bir örnek verilebilir. Hangisi yanlıştır? Hemen işaretleyin yani. Esre ile mensup oluyor. Bunları anlamakta zorluk çekiyorsanız isimlerde irab ünitesini de videosunu da izlemeniz önerilir. La yezalu ne değişti? Zale maziydi. Yezalu muzariye. Muzari ile la'yı kullanmışlar. Yağmur hala yağıyor. Hala nereden çıktı? La yezalu'den. Ma beriha yine hala. Tabi yani hala manasına geliyor her biri. Bir önce onu söyleyelim de durmadan hala üzerinde durmayayım ben. Hala manasına geliyorlar. Ma beriha mafete devam ediyor. Burada mazaletten sonra etilmizatü ne dedim? İsmi müştehit haberi. Elmetar ismi nazil haberi. Fellah ismi yebzürü haberi. Nasıl haber hocam? Yebzürü merfu ama mensup olmalıydı. Yebzürü nedir? Fiildir. Faili olacaktır. Hüve el-gamh onun mef'ulü fiil fail mef'ul cümle olarak mahallen mensup olup onun haberi olur yine. Yine bir şey değişmez yani. Tıpkı mafete'den sonra gelen gulam nedir? Onun ismi yeteallemu haberi. Nasıl haber hocam? Yeteallemu fiil hüve fail. Fiil fail birlikte haber cümlesi olur. Cümle olarak haber yani. Henüz onlara değinmediler. Bakalım değinecekler mi? Ben de yani şöyle okumadım hiç. Birlikte göz atıyoruz. Sadece mazi kipi bulunan fiiller ki onlar camittir. Leyse madame. Sadece mazi, yani bunların muzarisinin emri hazırını göremezsin diyorlar. Leyse fiili isim cümlesini olumsuz yapan camit bir fiildir. Yani müştak olayı vardı. Değil mi? Müştak, camit daha önce işlenmiş bir konudur. Birinci ünite olabilir. Çok da emin değilim. Bakarsınız. İşte camit. Mazi kipinde tüm şahıs zamirlerine çekimi yapılabilmektedir. Leyse el-amilu neşitan. Leyse ne yaptı? El-amil kelimesi onun ismi olduğundan merfu, neşit haberi olduğundan mensuptur. Neyse hakkında kısaca bunlar denildi. İsim cümlesini olumsuz yapıyor yani. Leyse olmadı, değildir manalarına geliyor. Madame fiili cümledeki başka bir fiilin zamanını gösteren zaman zarfıdır. Madame başka bir fiilin zamanını gösteren bir zarf. Müddetince, dığı zaman, sürece, dıkça gibi mastariyet ve zaman anlamları bildirir. Uhibbu talibe madame diye devam ediyor. Terbiyeli olduğu sürece öğrenciyi severim. Uhibbu ben severim et talibe öğrenciyi. Mühezziben terbiyeli demek. Madame işte olduğu sürece. Dikkat! Kâne ve benzerleri mazi, muzari ve emirden hangi kip üzerine gelmiş ise bu zaman kipinde tüm şahıs zamirlerine göre
çekimleri yapılabilmektedir. Şayet bu fiillerin isimleri merfu munfasıl zamirinden oluşmakta ise, isimleri bu fiillerin şahıs zamirine uygun çekimiyle getirilir. Fiilden ayrı olarak kullanılmaz. Leyse fiilinin tek zaman kipi olan mazi kipinde şahıs zamirlerine göre çekimi şu şekilde gerçekleşmektedir. Çok uzun geldi bana bu cümle. Leyse'nin çekimi diyebiliriz. Leyse, leysa, leysu, leyset, leyseta, lesne, leste, lestuma. Bunu ezberlemeniz önemlidir. Tabi baştakiler ne? Hüve zamirine uygun çekim diyor. Hüve nedir? Müfrettir, müzekkerdir ve aittir. İşte ona uygun olarak leyse gelir diyor. Ve o nedir? Dalibun bir öğrencidir. Leyse daliben, o bir öğrenci değildir. Huma daliban, o ikisi öğrencidir. Leysa dalibeyn, o ikisi öğrenci değildir diyor. Evet, devam ediyor ama burada mana önemli değil. Çekimi bilmeniz gerekiyor. Mesela lestum neyin çekimi yani? Hangi kalıbın çekimi olduğunu bilmeniz gerekir. Entum dullabun denilmiş. Görüyorsunuz. Ne demek bu? Muhatap ve cemi çekimidir. Muhatap olacak ve cemi olacak. Lestum siz değilsiniz. Ne değilsiniz? Dullaben öğrenciler değilsiniz. Bunu bu şekilde çekimini öğrenmeniz önemlidir yani. Leyse müzekker gayb. Leysa tesniye müzekker gayet. Leysu cemi müzekker gayet. Leyset nedir? Hiye zamirine uygun. Ne olur o? Müennestir evvela. Başka gaibedir. Başka müfrettir. Yani müfret müennes gaibedir. Tesniye müennes gaibe. Cemi müennes gaibe. Bu şekilde. Tabii biz bu şekilde yapıyoruz ama dileyen üçüncü şahıs, ikinci şahıs, birinci şahıs şeklinde de ele alabilir işi. Bu durumda ne olur? Şu görülen yer, şu an çizdiğin yani hüve dalibundan hunne dalibatun. Buraya kadar olan kısmı nedir? Üçüncü şahıs çekimidir. Ente dalibundan başlıyor. Entunne dalibatun. Oraya kadarı nedir? İkinci şahıstır. Birinci şahıs ene dalibun, nahnu dullabun. Burası birinci şahıs oluyor. Kâne benzerlerinin isim ve haberlerinin irabı diyerek esasen belki de konunun en önemli noktasına geldi diyebiliriz. Kâne benzerleri nakıs fiil olarak kullanıldıklarında ne olur? İsim cümlesinin başına gelir. Yani mübteda ve haberin başında yer alırlar. Mübtedayı kendilerine isim yaparlar. Merfudur. Haberleri müptedanın haberini yani kendilerine haber olarak alırlar ve onu mensub hale dönüştürürler. Kâne gelmeden önce merfudur, kâne gelince mensub olur. Çünkü kâne ve kardeşleri veya benzerleri diyebiliriz. Bunlar haberlerini nasbederler. Haza raculun salihun. Haza ney? Haberdir. Raculun ney? Müptedadır. Salihun sıfattır. Raculun sıfatı. Burada anlatılmış mübteda nekre olduğu için haberden sonra geldi. Mübteda nekre, haza ise haber ve nedir? Marifedir. Haza ism işaret, ism işaretler marifedir. Zamirler marife, isim mensupler marife. Marifeleri de bilmekte fayda var. Bu isim cümlesinin başına kâne getirirsen ne olur? Kâne fil beyti raculun olur. Burada anlatılmak istenen şey ne? Mübtedanın haberden önce veya sonra gelmesi kânenin ameli olarak kâneye bir engel teşkil etmez. Kâne yine işini yapar. Tabi kâne ve benzerleri nakıs olarak kullanılmış ise. Kâne ve benzerleri isim cümlesinin öğelerinin irabını değiştirmekle birlikte isim cümlesinde mübteda ve haberin uyumu noktasında hiçbir etkide bulunamazlar. İsimleri ve haberleri müzekker, müennes, müsvet, tesnevi ve cemi olarak birbirlerine uyumlu gelir. İsim ile haber arasındaki uyumdan bahsetti. Onlar hala birbiriyle uyum içerisindedir. Yoksa ismiyle kâneden bahsetmedi. Oraya dikkat çekelim. İsim ve haberleri müfret, müzekker, müfret, müennes veya akılsız varlıkların cemi teksiri olursa, isimleri zamme ile merfu, haberlerde feta ile mensub olur.
Şu var. Bundan itibaren anlatacağı şeyler neyle alakalı? İrab ile alakalı. İsimlerde irabı biliyorsanız bundan gerisini izlemenize bile gerek yoktur. Bilmiyorsanız çok dikkatli dinlemeniz gerekir. İsim ve haberleri müfret müzekker. Müfret tekil, müzekker eril manasında biliyorsunuz zaten. Müfret müennes de olabilir, fark etmiyor. Veya akılsız varlıkların cemi teksiri. Akılsız ne demek? İnsan dışında hangi varlık olursa. Bilgisayarlar, inekler, dağlar, bulutlar, uçaklar, yani develer fark etmez. İnsan dışında bir şeyse ve cemi ise yani çoğulsa ona ne diyoruz biz? Akılsız varlıkların cemi teksiri. Teksir kırık çoğul. Cemi teksir kırık çoğul manasında. Cumu'u teksir, cemi mükesser gibi farklı adlandırmalar söz konusudur. Cemi mükesserle alakalı üniteyi de daha önce işlemiştik. İşte diyor ismi ve haberi bunlardan birisi ise ne olur? İsimleri zamme ile merfu olur. Haberleri de fetha ile mensub olur. Biri bunlardan, diğeri bunlardan değilse ne olur? Fark etmez. Kim bunlardansa yani ismi burada sayılanlardan biri ise bu irabı alacak. İsmi değil de haberi bunlardan biri. O zaman haberi bu irabı alır, ismi almaz. Yani hangisi bunlardan birisi olursa o bir irabı almak zorunda. Örnek verilmiş. Elbeytü nazifun. Elbeyt ev nedir? Nazifun temizdir. Mübteda haber. Ne yapmış? Başına sare getirmiş. Elbeytü nazifen. Elbeytü müfret olduğundan şurada ne demişti? Müfret müzekker demişti ya isim ve haberleri veya müfret müennes fark etmez. Olduğunda ne olur? İsimleri zamme ile merfu olur demişti. İşte zamme ile merfu. Bu irap yani zamme ile merfu, fetha ile mensup olayları kelimenin son harfinde belirli olan şeylerdir. Burada da elbeytu'yu gördünüz. Ötresi var. Zamme ile merfu, nazifen, fetha ile mensup. Müfrede örnekti bu. Aynı zamanda müzekkere. El mühendisetu nedir? Müfrettir, müennestir. Neşidetun da aynı şekilde. Bunun başına esbahat getirdik. Yine aynı şekilde. Bir şey değişti mi? Değişmedi. Değişen şey şu. El mühendisetu mübteda neşidetun haber idi. Burada el mühendisetu esbahatin ismi neşit onun haberidir. İrab olarak nedir bunlar? Müfrettir ve müennestir ya. Müfret müenneste ne olurdu? Müfret müennes olursa isimleri zamme ile merfu, haberleri fetha ile mensup demişti. İsimleri zamme ile merfu şu an görüyorsunuz. En son harfin harekesi zamme yani ötre. Zamme demek ötre demek. Neşidaten kelimenin son harfi olan ta-i merbuta fetha almıştır. Fetha ile mensuptur. El-eşcar. Eşcar kelimesi burada neyle alakalı? Akılsız varlıkların cemi teksiri demişti ya. Akılsız varlıkların cemi teksiri nedir? El-eşcarudur. El-eşcar ağaçlar nedir? Murigatun yapraklıdır. Haber. Zallet getirdik. El-eşcaru zamme ile merfu çünkü ismi. Murigaten haberidir. Fetha ile mensuptur. Dikkat çekilebilecek farklı bir nokta nedir? El-eşcar cemidir, mükesserdir, gayri akıldır. Yani gayri akıl bir çoğul yani ne hükmünde? Müfret müennes hükmündedir. Gayri akıl cemiler müfret müennes hükmünde. Ne demek bu? Aklı olmayan bir varlığı ifade ediyorsa, ağaçlar ifade ediyor, ağaçlarda akıl mı var? Yok, öyleyse. Aklı olmayan bir varlığı ifade ediyorsa, sen ona müfret müennes muamelesi yap. Bu yüzden murigaten müfret gelmiştir ve müennes gelmiştir. Dikkat edin T ile bitmiş. Eleşcaru'da müenneslik alameti mi var? Yok. Ha, murigaten de var. Çünkü bu müfret müennes muamelesi görmekte. Niye görüyor? Aklı olmayan bir varlık anlamı taşıdığında. Bakın zallet, zalle değil. Yine zallet, müennes. Neden? Çünkü eleşyar müfret müennes hükmünde. İşin o kısmına da dikkat çekmek istedik. Ama burada anlatılan şey tabii ki ötre ile merfu, fetha ile mensup olmakta. Çünkü bunlar müfrettir, müennestir veya diğer nedir? Cemi ve gayri akıldır. 2. Nakıs fiillerin isim ve haberleri
Tesniye müzekker veya tesniye müennes fark etmez. Kısacası tesniye ise elif ile merfu olur isimleri. Haberleri de ya ile mensub olur. Cezimli ya diyor. Tabii cezimsiz değil. Cezimsiz ya nerede var? Cemi müzekker salimde var. Tesniye de yok. Bu andan itibaren anlatılan şeyleri anlamıyorsanız kesinlikle isimlerde irab adlı üniteyi inceleyin. Videoyu izleyin arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ne anlatılmış burada? Ellaibani mübteda seriyani haber. Nedir bunlar? Tesniyedir. Şu an mübteda haber nedir? Mübteda da haber de merfuattandır. Yani merfu olurlar. Bu yüzden ikisi de merfudur. Bunlar tesniye olduğu için raf alameti fethadır. Görüyorsunuz bundan önce feth. Bundan önce elif var. Raf alameti elif. Bundan önce elif var. Merfu yani. Seriyani bundan önce yine elif var. Yine merfudur dolayısıyla. İkisi de merfu. Çünkü mübteda haber merfu olur. Ama sen bunun başına kâne benzerlerinden bir şey getirirsen artık ikisi de merfu olamaz. Haber mensup olmalıdır. Ellaibani ismi olduğundan merfu. Raf alameti ne? Nundan önce gelen elif. Burada da yer alan seriyani artık seriyaini şeklini almıştır. Yani elif yerine ya yazıldı. Nundan önce elif vardı. Şimdi nundan önce ya var. Niye? Nasb halinde olmalı. Bunların haberi nasb konumunda olur ya, mensubu olur ya, o yüzden. Ve konu tesniye olduğu için tesniyenin nasb alameti yağdır. Bu yüzden yağ ile yazılmıştır. Dalebetani, mevcudetani görüyorsunuz. Bunlar da ne yine? Esreli nun var, sağında elif var. Esreli nun var, sağında elif var. Tesniye bunlar. Mübteda haber, merfu yazılır. Yazılmış elif ile merfu her ikisi de. Şimdi kâne ve benzerlerinden bizzat kâne'nin kendisi geldi. Bakalım ne yapacak? Eddalibetani elif ile yazılmış yani merfudur. Tesniyenin raf alameti eliftir. Bu yüzden elif ile yazılmış. Çünkü ismini raf eder. Mevcudeteyni nundan önce yine ye var. Yani haberi mensuptur. Niye? Kâne ve benzerlerin haberleri mensup olur. Bu yüzden. Az önce ise mensup değildi. Tabi bunlar müennes olduğu için kâne değil de kânet geliyor. Onlara da dikkat edelim. 3. Nakıs fiillerin isim ve haberleri cemi müzekker salim olurlarsa isimleri vav ile merfu, haberleri ya ile mensub olur. Şayet isimleri akıllı varlıkların cemi teksiri ise zamme ile merfu olur. Bunlar hep bilinen şeyler. Yani zor bir şey yok arkadaşlar. El muvazzafuna aiduna. El muvazzafuna ne? Cemi müzekker salim. Aiduna o da cemi müzekker salim. Bunlara camit müştak türeyiş yönden isimler adlı üniteye göre bakarsam ne olur? El muvazzafun vazzafe. Muvazzafune isim meful kalıbıdır. Aiduna isim fail kalıbıdır. Her ikisi de cemidir tabi. Onu da belirtmek gerekir. Bunlar cimidir, müzekkerdir, salimdir. Cim müzekker salimi nasıl anlıyorum? Nun, sağında vav var. Kelime bu şekilde bittiyse buna cimi müzekker salim dersin. Fethalı nun ile bitmiş, sağında vav var. Veya fethalı nun ile bitmiş, sağında ya var, y harfi var. Bu durumda cimi müzekker salim diyorum buna. Tabii bu kelimeler muzaf olursa sonlarındaki nun harfi de düşer. Onu da hatırlatalım. Bunlar daha çok isimlerde irab konusunda işlenmiştir. Şu an mübteda haberi olduğundan her ikisi de merfu durumda yazılmış. Vav varsa bunlar merfudur. Ya varsa mensup ve mecrur konumu olur. Emsa el muvazzafune vav ile yazılmış. Öyleyse merfu. Merfu olduğuna göre ismi mi haberi mi? İsmi merfu olurdu. Öyleyse ismidir. Aidine. Fethalından önce ye var. Tabi uzatan bir ya bu değil mi? Met harfi. Az önce tesniyede olduğu gibi cezimli değil. Ona da dikkat ediyoruz. Nun fethalı. Tesnilerde nun esreli idi. Bunlara dikkat etmeliyiz. Aidine. Ettaibunel abidune diye bir ayet var bilirsiniz. Ettaibunel abidune ayet devam ediyor ama ettaibune fethanun sağında vav var. Öyleyse nedir bu? Cimi müzekker salimdir. El abidune fethanun sağında vav var. Nedir? Cimi müzekker salimdir.
El-hamidûne fethanun sağında vav var. Nedir? Cem-i müzekker salimdir. Es-sâihûne fethanun sağında vav var. Cem-i müzekker salim. Râki'ûne cem-i müzekker salim. Sâcidûne cem-i müzekker salim. Bu şekilde devam ediyor. Daha fazla uzatmaya gerek duymadım. Tevbe suresi 112. ayet. Dikkat edin. Tevbe dedim. Tövbe demedim. Tövbe diye bir sure yok yani. Cem-i Zekke Salim'in ne olduğunu bilmeyenler için birazcık konuyu açmak istemiştim. Demek ki vav varsa merfudur, ya varsa hem mensup hem de mecrur olur. Bu ne demektir? Haberleri ya ile yazılmalı. Bitti. Yani burada ne yazıyor? Naimune vav ile yazıldı. Merfudur. Öyleyse ismidir. Diyecektim ama burada zaten öyle bir fiil yok. Örneği aşağıda. Sara el-etfalu. El-etfal nedir? Dıflin, dıflan, etfal, cemi, mükesserdir. Cemi mükesserlerin merfuluk alametini ötredir. Ki ötre ile merfu olmuş. Merfu olduğuna göre Sara'nın ismi. Naimine. Ya ile yazılmış. Öyleyse mensup bir cemi müzekker salim. Mensup olduğuna göre Sara'nın haberidir. Nakıs fiillerin isim ve haberleri cem-i müennes salim olurlarsa isimleri zamme ile merfu olur, haberleri kesre ile mensub olur. Bunları tek tek bilmeniz gerekir. Madde madde ezber yapmalısınız. Cem-i müennes salim dediği, cem-i müennes salimin ne olduğunu biliyorsanız işiniz kolay ki cem-i müennes salimin ne olduğuna değinmiştim. Yani birkaç dakika önce değindim, 5-10 dakika oluyordur. Es-sahafiyyatu. Açık bir T var. Öyle değil mi? Elif, ba var, T var. Bildiğimiz T. Sağında ne var? Dik bir elif var. Met harfi olarak. Bu şekilde biten kelimelere ne diyorduk? Cemi, müennes, salim. Kural bu yani. Açık T, sağında dik elif var. Bu nedir? Cemi, müennes, salimdir. Bu kural %99 oranında tutar. Bir iki yerde tutmuyor. Onlar cemi, mükesserdir. Hazratun ne? Cemi müennes salim. Nereden anladık? Açık T, sağında dik elif var. Mazaret yine aynı şeyler var zaten. Öte ele bittiğine göre merfudur. Ne olur? Mazaletin nesi olur? İsmi olur. Hazratin haberi olur. Cemi müennes salimler esre ile mensubu olmaktadır. Fetha asla almıyorlar. Altını çizin böyle. Fetha asla almazlar. Dikkat çekebileceğimiz farklı bir şey ne var bu örnekte? Şu var, mazalet, mazale değil, let, müennes. Neden müennes? Çünkü bu kelimeler müennes yani. İsmi ve haberi müennes olduğundan kendisi o şekilde gelir. Ama ismi de haberi de cemi, kendisi müfret. Ne demiştik? Müfret ismi cemi olmalarına bakmaz yani. Onları kale bile almıyor o yönden. Ama müfret tesniye cemi o yönden kale almasa da müzekker mi müennes mi o yönden çok dikkat ediyor. Siz de aynı şekilde dikkat etmeniz önerilir. Kâne benzerleri isimleri ismi işaret olursa bu isimler mebni oldukları için müsret ve cemi durumlarında nakıs fiilin ismi olarak mahallen merfu olacaklar. Tesniye niye yazmadı? Tesniye murettir. Peki mahallen merfu ne demek? Bakın burada mevni diyor geçen. Mevni'den başlayalım. Hatta ismi işaretten. İsmi işaret nedir? Haza, hazihi, haulai, tilke gibi edatlardır. Bunları ezbere bilmeniz önemli. Mevni dedi. Mevni bunun başına harfi cer bile getirsen yazılışı aynı. Yani hiçbir etki lafzen. Yani yazılışta ve okunuşta. Hiçbir harekeyi, harfi kabul etmiyor. Standardı neyse bunun o şekildedir. Beni kimse bağlamaz diyor. Değişikliği kabul etmiyor. Değişmiyor yani. Çok değişik bir karakter bu. Sabit karakter. Sabit fikirli. Fikri değişmiyor. Mahallen diyor. Mahallen derken yani ben onu görünüşte kabul etmiyorum diyor ama içimde var diyor. İşin o kısmı var. Merfu diyor. Evet. Mahallen merfu olurlar. Tesniye durumlarında diğer tesniye kelimeler gibi elif ile merfu olacaktır. Hazani, hazeyni durumu mevcut. Haza raculun salihun, bu salih bir adamdır. İsim cümlesinin başına Sara'yı getirirsem, Sara, haza. Haza şu an ne konumunda? Merfu konumunda.
Niye göremiyorum? Mebnidir. Hazu olmaz yani. Haza her zaman için haza diye yazılır. Niye göremiyorum? Mebnidir. Mebni yazılışta değişmeyen demek. Ama içerisinde bir şeyler var. O yüzden mahallen merfu diyoruz. Hatani diye devam eden cümlenin başına esbahat getirirsen hatani yine aynı şekilde yazılıyor. Çünkü nedir? Esbahat'ın nesi olur? İsmi olur. İsmi zaten merfu ya. Bu da tesniyenin irabına tabidir. Tesniye zaten elif ile merfudur. Dolayısıyla zaten merfudur. Ardından gelen efellahen ne olmakta? Onun sıfatı olur. Hatani'nin sıfatı. Bunu ismi şart konusunda işlemiştik. Aynı irabı o yüzden aldı. Ama neşidateyni ne oldu? Neşidatani olamadı. Teyni oldu. Yani ya ile yazıldı çünkü mensub oldu. Çünkü haberi. Aynı şey anlatılmış geç. Haulâ-i tilmîzâtu diye bir cümle. Sâre getirirsen ne olur? Sârat müennes oluyor. Çünkü haulâ-i burada müennes durumunda. Haulâ-i hem müzekker hem müenneste kullanılıyor. Haklısın. Ama ardından et-tilmîzâtu müennes geldiğine göre haulâ-i de burada müennes olarak kullanılmıştır. Bu yüzden sârat'ı da müennes yaptı. Bu da önemli bir nokta. Tilmîzâtu Nacihatin. Burada Sarat'ın ismi ne? Haulâ yani tilmizat değil. Dikkat edin. Tilmizat haulâ'nın sıfatı olur. Nacihat ise haberi mensuptur. Nasıl mensup? Esre ile mensup. Kânev benzerlerin isim ve haberleri mütekellim yasının dışında bir isme muzaf olmuş. Beş isim olursa İsmi vav ile merfu olur. Ne yazmış? Ebu ke muvazzafun müctehidin cümlesinin başına kâne fiilini getirdiğimiz zaman cümle ne olur? Kâne ebu ke muvazzafen vav ile merfu oldu. Ebu ke zaten merfu idi. Kâne'nin ismi oldu. Yine merfudur. Bu yüzden her iki halde de vav ile yazıldı. Çünkü 5 ismin irabını hatırlarsınız. Vav ile merfudur. Ya ile mecrur, elif ile mensub olmaktadır. Ebuki kelimesi kânen ismi olarak vav ile merfu olmuştur. Muvazzafan kelimesi de haberi olarak fetha ile mensup durur. Sıra geliyor alıştırmalara yani anladık diye düşündünüz belki ama bakalım ne anladınız diye bizlere sormuşlar. Tam fiilleri ve faillerini, nakıs fiillerini ve isim ve haberlerini gösterin. Yani tam fiil diyeceksen bana ispatı olan faili bul diyor. Nakıs fiil diyeceksen bir şeye yine ispatı olan isim ve haberini göster de bakalım diyorlar. Şöyle bir iki tane bakıp geçmeyi düşünüyorum. Bir saate yaklaştık. Örnek ne olsun? 3 mesela. Sara el menzilu nazifen. El menzil ismi olarak merfu. Nazif haberi olarak mensup. Bir sürü de aynı şey var. Kânet et-ta'amu şehiyyeten. Şehiyyeten evet. Et-ta'am ismi şehiye haberi olur. Diğerleri de yaklaşık olarak aynı şeyler. Geçtik 2'ye. Boş bırakılan yere istemişler. Aşağıda önce isim cümleleri verilmiş. Evet. El-etibba'u müteveccihune diye aşağı doğru devam ediyor. Bu isim cümlelerinin başlarına kâne ve benzeri fiiller getirerek tekrar yazılmıştır. Boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurmayı deneyin de görelim demişler. Esbaha el-etibba. El-etibba aynen yazıldı. Burada müpteda idi. Burada da ne oldu? Esbaha'nın ismi oldu ki ismi zaten merfu olurdu. Bu yüzden irabı değişmedi yani. Ama buradaki haber ne olmalı? Esbaha'nın haberi olmalı. Bu kelimeyi buraya nasıl taşırım? Hangi irab ile? Kâne ve benzerlerinin haberi ne olur? Mensub olur. Öyleyse müteveccihûne'yi mensub hale dönüştürmeliyim ki mensub hali nedir? Cim müzekker salim ya bu. Cim müzekker salimin nasb hali vav yerine yadır. Yani müteveccihîne. O şekilde yazılması gerekir. Bunu da bu şekilde değerlendirdikten sonra aşağıya geçtik.
benzerlerinin bulunduğu cümleleri aşağıya yazın denilmiş. Her ne kadar yazmakla uğraşamayacak olsak da bir iki tane tespitte bulunalım. Kâne benzerlerinden bizzat Kâne'nin kendisidir. Şem'un onun haberi olur, pardon, ismi olur, ötre ile merfudur. Yahudiyen haberi olur, fetha ile mensuptur. Haberi mensup yani. Dahil sıfat. Bakıyorum başka görebilecek miyim? Sarat kâne benzerlerinden Sara'nın müennes hali. Essema'u ismidir, merfudur. Mülebbedeten onun haberidir, mensuptur. Fetha ile mensup, ötre ile merfu ismi. Ezha yine o fiillerden. Elberdu merfudur, ismidir. Zamme ile merfu. Karisen haberidir, fetha ile mensuptur. Batet kâne benzerlerinden. Essema'u onun ismi olur. Sema ismidir. Ötre ile merfudur. Mütedeffigaten onun haberidir. Mensuptur. Fetha ile mensuptur. Bakıyorum başka görebilecek miyim diye. Çok da zaman ayırmak istemiyorum. Şu an itibariyle başka göremediğimi ifade ederek aşağıya doğru devam ediyorum. 4. Kâne ve benzeri fiilleri getirerek tekrar yazın denilmiş. Kâne'yi evvela ne yapman gerekir? Bir tane örnek yapayım yani ne oldu anlaşılsın diye. Zamiri uygun getirmek gerekir. Esbaha olsun, zalle olsun. Her biri zamiri uygun getirilmesi gerekir ki zamirler başta verilmiş. Yani burada ifade edilen şey, bizden beklenilen şey, siz bu parantez arasındaki kelimeleri, bu fiilleri çekimini yapabiliyor musunuz? Çekimini yaptıysan da şuradaki zamirlerin nerede, yani hangi kalıba uygun zamir olduğunu da tespit edebiliyor musunuz? Yani hem bu fiillerin çekimi hem bu zamirlerin ne zamir olduğunu bilmem gerekir. Nahnu ne? Birinci şahıs, çoğu zamir, biz manasında. Ene, ben, nahnu, biz. Kâne'yi muzari olup bu kalıba uygun olarak çekebiliyor olmam gerekiyor. Kâne, yekûnu, ekûnu, nekûnu biz manasında. Nahnu gizli zamir olarak onun ismi olur. İsmi olduğuna göre nesi olmalı? Merfu yani. Gâdimûne onun haber olup mensup olacağından gâdimîne diye yazılır. Esbahayı huma zamirine uydurman gerekir. Huma zamirine uyması için de esbaha olması gerekir. Burada hunne yani evvela cemi, ardından müennes, ardından gaibe olarak zallenin çekimini yapman gerekir. Bu onun ismi olacağından calisatin mensup olarak haberi olur. Mevcudani değil artık, mevcudeyni olarak haberi olacak. Bu şekilde devam ediyor. 5. Parantez içindeki kelimelerin uygun olanları ile doldurunuz denilmiş. Leyset denilmiş. Şu var şimdi. Mürtefiaten diye yazmış ya. Bu ne olur? Leyset'in haberi olur. Öyleyse ismi lazım. İsmi de merfu olmalı. Ya si'ru, ya es'aru, ya da el-es'aru. Onlardan birini seçmek gerekir. Madame en nuru merfudur. Öyleyse ne lazım? Mensup bir kelime lazım. Ama seçeceğimiz kelime de her ne kadar mensup olsa da yani ne diyelim müzekkerlik müenneslik uyumu da aranmakta elbette. Başka mesela 8. Emsa valide Aişe. Valida nedir? Aslında validani nun vardı. Çok da önemli değil. Tesniye neyle yazılmış? Elif ile yazılmış. Yani merfu ne lazım? Mensup lazım. Müntezıran var. Müntezirani, müntezirun, müntezirayni. Acaba hangisi diye düşünebiliriz. Valida tesni olduğu için ne lazım? Tesniye bir şey lazım. Ve mensup olmalı.
Çünkü bu merfu. Muntezıran müfret olduğundan elenir. Muntezıran'ı tesniyedir ama merfudur çünkü elif ile yazılmış. Merfu olduğunun alameti bu. Muntezirun yine müfrettir olmaz. Muntezirayni tesniyedir ve nasf halindedir. Yani burada valida kelimesinin tesniye olduğunu, muzaf olduğundan sonundaki nun harfinin düştüğünü görebilmenizi istemişler. Hocam muzafsa işe te niye ti değil diye sorabilirsiniz. Bu soruda aynı zamanda Ayşe kelimesinin gayri musarrif olduğunu da tespit edebilmeniz beklenmiştir. Ayşe neden gayri musarrif idi? Bir, özel isimdir. İki, müennes kelimedir. İki tane illetten ötürü bu şekildedir. Yani. Kelimeler, deyimler, yani Şahane ve Havatuha, Wikipedia'dan bakıyoruz, Arapça. Ne denilmiş? Bunlara Kâne ve Havatuha yani Kâne ve kardeşleri veya nakıs fiiller denilebilir. Bunlar nakıs fiil diye adlandırılmış çünkü merfusu ile tam olmuyorlar. Yani o şekilde bir fayda sağlanamıyor, tam bir fayda yok. Mensuba ihtiyaç duyuyorlar. Peki bu Kâne ve kardeşleri derken onlar nedir? İyi onlar. Esbaha, ezha, zalle, emsa, bate diye devam eden fiillerdir ki bunları zaten gördük. Vehi onlar aynı zamanda nasih fiillerdir. Nesih edici, değiştiricidirler. İsim cümlesine dahil olurlar. Mübtedayı raf ederler ve ismi olarak adlandırırlar. Haberi de nasb edip haberi diye, kendi haberi diye adlandırırlar ki bunu zaten biliyorduk. Örnek diyor, kâne Halidun merizan. Halidun, kâne nesi olur? İsmi, meriz, haberi olur. Şimdi tabii farklı bilgiler var. Bakalım. Eksamuha diyor. Tam fiilden bahsetmiş. Bunlar tam çekimleri var. Çekimleri tam. Nedir onlar? Tam çekimden kastımız mazi muzari emirdir. Kâne yekûn, kün diye çekimler devam ediyor. Görüyorsunuz. PDF ile oldukça yakın ilişkili buradaki yazılar. Nakıs çekimde olanlar var. Onlar nedir? İşte mazi çekimi var. Ve muzari çekimi var. Başka yok. Bir de camit olayı var. Madame, leyse, neyse, bi'se. Ardından nakıs fiilin isminden bahsediyor. İsmi zahir isim olabilir. Ne demek bu? Gözünle görebilirsin yani. Ayrı bir kelime, başlı başına bir isim olabilir bu. Zeyd, Halit gibi, ağaç gibi. Zamir, muttasıl bir zamir olabilir. Fiili bitişik bir zamir görürseniz ona diye direkt ne dersiniz? Kâne'nin ismi dersiniz veya kardeşlerin artık her neyse. Başka müstetir zamir olabilir. Yani gizli zamir de olabilir. Demek ki ismi 3 şekilde gelebilir. Bunlar esasen PDF'de yazmıyordu ki bu da konunun anlaşılmasına birazcık zararlı yani dezavantajlı. Haberi ne şekilde olabilir? Haberi müfret isim olabilir. Müfret isim ne demek? Bu tek kelime olur yani. Cümle değil. Cümlenin zıttı buradaki müfret. Müfret tesniye cemi manasında değil. Altını çizelim. Başka fiil cümlesi olabilir haberi. Başka şibih cümle olabilir. Şibih cümleden kasıt nedir? Car ve mecrur yani harfi cer ve mecruru veya zarftır. Tabi zarf nedir? Bakabilirsin diyor. İnne ve kardeşlerine bakabilirsin. Şuru diye vesaire. Kısacası Wikipedia'da bunları gördük. Şimdi birazcık da ayetlerden konuya bakalım. Haberi sarı olarak belirttik. İsmi de kırmızı olarak belirttik. Kâne ile alakalı ayetler. Bakara suresi 75. Lagar kâne ferîkum minhum yesmaûne. Kâne işte bildiğimiz kâne ve benzerlerinden kâne'nin kendisi yani nakıs fiiller. Ferîk ismi olur, kırmızıdır zaten. Yesmaûne haberi olur, görüyorsunuz sarıdır. Nasıl haber bu? Az önce geçti öyle değil mi? Haber fiil cümlesi olarak gelebilir diye. Wikipedia'da okuduk bunu. PDF'de görmemiştik. Burada işte fiil cümlesi olarak gelmiştir. Yesmaun fiildir. Fa'ili ile birlikte ne olur? Fiil, fail, cümle olur. Mahallen mensub olur bu durumda. Bakara 75'ti bu. Bakara 97'ye bakıyoruz. Bul men kâne adüven li Cibril'e diye devam ediyor. Kâne de
gizli bir zamir var ki o da hıvedir. Hıve zamiri kânenin ismidir. Aduven haberidir. Kâne nasıl ismi? Yine Wikipedia'da okumuştuk. İsmi zamir olur ama gizli zamir olabilir, açık zamir olabilir diye okumuştuk. İşte gizli. Aynısı Bakara nerede var arkadaşlar? 98'de de var. Bakara 111'e bakıyorum. Yine aynısı var. Yani kânede hüve zamir var. Gizli tabii. Nerede diye sormayın. Gizli zamir hüve. Kânenin ismi hu'den haberi olmakta. Bakara 111'de. Bakara 143'e bakıyorum. Kânet nedir? Nakıs fiillerden. Hiye onun ismi. Kebira haberi olmakta. Kâne yine nakıs fiil. Âbâ'u ismi la ya'kilûn haberi olmakta. Nasıl haber? Fiil cümlesi olarak haber. Bakara 170 burası. Bakara 184 var. Kâne nakıs fiil. Hüve onun ismi. Gizli zamir. Meriz haberidir. Bakara 213 yani 213. Kâne yine malum fiilimizden. Ennâsı onun ismi. Ümmet haberi. Bu şekilde devam ediyor. Tabi görüyorsunuz. Burada belki yine önemli olan Nisa 11'de. Veli ebeveyhi li kulli vahidin minhuma südüs mimma taraka in kana lehu veled. Kâne yine malum fiillerimizden. Lehu veled olayı var. Lehu haber. Veled nedir? Onun ismidir. Veledün merfu zaten. İsmin lehu haberi. Haber niye bu defa öne geçti? Durumu söz konusu. Lehu yani haber nedir? Şibih cümledir. Öyle değil mi? Harfi cer ve mecrur. Yani lam harfi cerdir. Hu onun mecruru. Bir şibih cümledir. Veledün ise onun ismidir. Nekredir. Bu durumda haberin başa geçmesi yani mukaddem haber olması nedir? Vaciptir. Müpteda haberin tehir, takdim alakalı ünitede bunu görmüştük. Tekrar edelim. Veled kânen ismi lehu haberidir. Haber öne geçmiştir burada. Nisa 11'de var yine. Lehu ihvetun. Yine aynı şey var. Kâne hüve ismi alim onun haberi olmakta. Kâne hüve ismi tevvab haberi. Kâne hüve ismi fahişe haberi. Bu şekilde bayağı bir olduğunu görebiliyorsunuz diyerek ünitemizi